Değerli izleyenler, ABB TV ekranlarında bu işte bir ustalık vardı. Bugün punch nakışını öğreneceğiz. Punch'a dair aklınızda olan bütün soru işaretlerini programımızda bulabilirsiniz. Güzel sanatlar öğretmeni sevgili Nilgün Öktem'in atölyesine konuk oldu. Kendisi bizlere birazdan punch nakışı nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir aşama aşama anlatacak. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Punch nakışı göstereceğiz bugün. Öncelikle kendimi tanıtayım. Nilgün Özgen Öktem ben. Gazi Üniversitesi El Sanatları Öğretmenliği mezunuyum. Burada Çankaya Belediyesi ve Çankaya Halk Eğitim Merkezi beraber kurs yerimiz var. Öğrencilerimizle beraber burada gelip punch nakışı, basit nakış iğneleri, tel kırma gibi tekniklerle nakış kursumuza devam ediyoruz. Bugün punch nakışı göstermek istedim. Burada. Evet, öncelikli olarak malzemeleri tanımayla başlayalım Malzemelerimiz, istiyorum. Malzemelerimiz punch ipliğimiz şöyle, çeşitli kumaşlara kullanabiliyoruz ama kumaş ve iğnenin uyumlu olması gerekiyor. Şöyle iğnelerimizin ve kumaşımızın birbirine uyumlu olması gerekiyor. Keten kumaşlar, dak kumaşlar, şu tarz kaşmir kumaşlar üzerine çok güzel sonuçlar alıyoruz. Kumaş türleri değil mi? Evet, kumaş türleri. En çok hangisi tercih ediliyor? Biz en çok kaşmir kumaşı kullandık. Onu da çok iyi sonuçlar aldık çünkü. Ama ketende de uygulanabiliyor. Dediğim gibi iğne ile ipliğin uyumu önemli. Yani onlar birbirine uyumlu olursa bir sıkıntı yaşamıyoruz. İp tercihi nasıl yapılıyor peki? İp tercihi şöyle koton iplikler, bu tarz iplikler. Kullanıyoruz. Normal şeyde kullandığımız hani amigurumi tarzı, yün tarzı ipliklerle de yaptık bir dönem. O da güzel oldu. Onunla ilgili de sıkıntı yaşamadık. Şöyle modelimizi çizdikten sonra şunun üzerine şöyle atışlar yapa modelimiz arkaya çiziliyor. Yani kumaşın arkasına çiziliyor. Ne tür kasnak tercih etmeliyiz? Yani bunun kasnağı biraz özel. Şöyle gördüğünüz gibi. Çeşitleri ama var. Normal kasnakta da kullanılabiliyor. Bu özel punch kasnağı diye satılıyor. Punch'a özel bir kasnak. Altı boş. Şöyle her iki tarafından da kasnak geliyor ve altının boş durmasını sağlıyor. Şöyle girişler yaparak. Şu an küçük bir kalp çiziyor. Evet, küçük bir kalbin üzerine. İpliğimizin gelişi de çok önemli. Şuradan ayarın ince ya da kalın ona göre ayarlanıyor. Şöyle içine gire çıka gire çıka. Evet, iğnemizi, ipliğimizi geçirdik. Şu aynen. An punch nakışına hazırız. Şöyle sıralı. Küçük bir kalp çizdi hocamız. Bunu, bu kesikleri takip ediyoruz galiba, evet, değil mi? Evet, aynen. Çizgimiz, dediğim gibi modelimizi arkaya çiziyoruz. Arkadan gidiyoruz. Sıralı sıralı. Nelere dikkat etmek gerekiyor punch yaparken? Ya punch yaparken dediğim gibi iplikle kumaşın uyumuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve güzel bir görüntü sağlayabilmemiz için de şu girişlerin, çıkışların düzgün olması gerekiyor. Mesela şöyle arkadan gördüğünüz gibi model arkaya çıkıyor, evet. Yani. Şöyle. Kumaşın gergin olması evet, ne kadar kumaşın önemli? Kumaşın gergin olması da önemli. Zaten kasnağa gererken onlara dikkat ediyoruz. Bakın kasnağımız çok gergin. Motifimiz bitirene kadar. Mesela şurada bazı örneklerimiz de var. Onlara da bakarak. İğneyi ve ipliği çok yukarı çıkarmadan yapıyoruz, evet, değil mi? Direkt hemen şöyle çıkıp tekrar batıyorum. Çıkıp tekrar batıyorum. Punch yaparken bu kesik çizgiyi takip ediyoruz. Aynen. Ne kadar mesafe bırakmamız gerekiyor? Yani şöyle hemen birbirinin ardına çıkıp batıyorum. Peki ne kadar zamanınızı alıyor? Ya aslında yaptığımız işe göre biraz fazla zaman alıyor ama çok keyifli. Yapılışı da çok keyifli. Yorucu bir iş de değil. Öyle çok yormaz da insanı. Ne çalıştığınıza bağlı değil tabii, mi biraz da? Tabii. Çok güzel havlular yapıyoruz. Çok güzel örtüler çıkıyor ortaya. Mesela bu tarz battaniyeler, özellikle battaniyelerde
çok kullanışlı ve çok iyi oluyor. Bunların hepsi punch nakış. Yok, onlar değil. Onlar basit nakış iğneleri. Şurada birkaç modelimiz var. Onlar evet. Punch nakışı. Çok çeşit var. Evet. Basit görünüyor. Nakış iğneleri de özellikle ağırlıklı olarak bir tane basit nakış iğneleri çalışıyoruz burada. Basit nakış iğneleri de güzel teknikler, işte ilmekli iğneler, düz iğneler falan var. Evet. Onları öğretiyoruz ki basit nakış iğneleri zaten adı üstünde yeni başlayan öğrenciler için uygulanan teknikler. Yeni başlayan öğrenciler bu teknikleri öğreniyorlar ve daha sonra işte punch nakışı, tel kırma vesaire gibi Türk işe eskiden işi. Büyüklerimiz de dantel örerdi. Aynen. Onlar da basit nakış iğnesi değil o mi? O dantel farklı bir şey. Farklı bir şey ama basit nakış iğneleri dediğimiz şu teknikler mesela işte şunlar. Şu teknikler basit nakış iğneleri. Onlar da çok güzel. Yeni başlayanlar mesela. Evet o da çok güzel bir örtü. O da basit nakış iğneleriyle. Masa işte örtüleri. Bunlar mesela şey ilmekli iğnelerle yapılan iplikler. Evet. Güzel, hoş modeller çıkıyor ortaya. Daha önce sizinle rölyef çalışmıştık. Evet, rölyef, aynen. Bilgin Hanım'ı izleyenler bilir. Evet, üç boyutlu ağırlıklı. Tablolarıyla çok da güzel eserler ortaya çıkartıyor. Burada başka ne tür işlemler yapılıyor pancın dışında? Pancın dışında tel kırma yapıyoruz. Pancın dışında basit nakış iğneleri ve hesap işi yapıyoruz. Hesap işlerimiz de çok güzeldir. Havlularımız şurada. Görüldüğü gibi onlar da çok i̇nce güzel. Oluyor. Evet, ince. Onlar da basit nakış iğneleriyle yapılan işler. Çok güzel. Arkadan göstermek istiyorum. Sanırım kalbimiz tamamlandı. Evet, tamamlandı sayılır. Arada boşluklarımız var ama. Evet. Şöyle biraz daha aradaki boşlukları dolduracağız. Bunun arkasına daha sonra Gutermann diye bir yapıştırıcı var, kumaş yapıştırıcısı. Hı hı. Kumaş yapıştırıcısıyla arkasını sabitliyoruz. Yoksa arkasını sabitlemezsek boşalıyor içi. Çok iyi sonuç alamıyoruz. Malzemeleri nereden temin ediyorsunuz? Malzemeler hobi evlerinde genelde satılıyor. Kızılay'da birkaç yer var, oradan ya da Ulus'ta işte. Oralardan alabiliyoruz malzemelerimizi. Eskisi gibi değil tabii. Malzeme bulmak artık daha kolay ve daha çabuk ulaşabiliyoruz malzemelerimize. Öğrenciler de burada çok keyif alarak çalışıyorlar gerçekten. Hem de evlerine yakın bir ortamda olması onlar için evet. Güzel oluyor tabii. Şöyle. En kolay, en rahat yapılabilen, hata yapıldığında kolay sökülebilen kumaş hangisidir? Keten kumaşlar. Keten kumaş. Hı-hı. Keten kumaşlar çok daha rahat ve daha kullanışlı oluyor. Özellikle bu son dönemde bunların işte kirlenmeyen tarzları da çıktı. Yani daha çok işte dak kumaşları falan leke tutmayan cinsli olanları var. Leke tutmayanları çıktı. Onları daha çok kullanıyoruz mesela. Hani mutfakta olsun. Şeyde olsun, zemin üzerinde kir tutmaması bizim için çok önemli olduğu için onları kullanıyoruz genel olarak. Ama keten kumaş her zaman için nakışta güzel sonuçlar alıyoruz. Ödemiş keteni var mesela. Evet. Çok kullanıyoruz onu. Yani en çok tercih edilen keten kumaş. Kumaşlar var. Onları kullanıyoruz. Dak kumaşları da çok kullanıyoruz. Ama genel olarak keten tarzı kumaşlar kullanmak iyi oluyor yani güzel oluyor. Peki sökülmemesi için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte punch'ta dikkat etmemiz gereken sökülmemesi için şey yapmamız gerekiyor. Arkasına yapıştırıcı sürüyoruz. Yapıştırıcı. Evet. Yapıştırıcı sürüldüğü zaman o şey yapmıyor. İşlem tamamlandıktan sonra aynen. En son yapıştırıcıyı arkasına yapıştırıcısını sürüp kasnaktan sürüyoruz. Öyle kasnaktan mi çıkartıyoruz? Çıkartıyoruz. Modelimize göre artık kullandığımız yere göre onu bu hale getirdikten sonra arkasına yapıştırıcı sürüp istersek şuralardan da hafif makaslarla kesip ona ayrı bir form da katabiliyoruz. Ayrı bir güzellik de verebiliyoruz yani. Çünkü şunları kesmek de ona makasımız var mı orada arkadaşlar? Keselim onu da. Keselim. Biraz da. Mesela şuralarını şöyle. Şöyle. Şöyle ona bir şey katabiliyoruz son. Yani kullandığımız yer de çok önemli evet. Bunu. Sonrasında yapıştırıcımızı sürüp onu sabitliyoruz evet. Zemine. Yavaşla çıkartalım mı? Tabii çıkartalım. Şöyle. Şu
kasamız. Özel bir iğnesi var gördüğünüz üzere. Bu iğnemiz özel. Bunda birçok ayar bulunuyor. Ayar var, bunu evet. Bu ayarlar işte ipliğe göre değişiyor. Yani ipliğin kalınlığına, inceliğine göre bu ayarları indiriyoruz. Şuradan şöyle ayarlıyoruz. Şöyle iniyor, çıkıyor. Evet. Sabitliyoruz burada. İplerin kalınlığı, incemeye olması yaptığımız işleme göre mi aynen, değişiyor? Yaptığımız işe göre, yaptığımız motife göre değişiyor onun kalınlığı, inceliği. Onu biz belirliyoruz. Özellikle kumaş çok önemli. Kumaş ince olunca şuradaki ince şeyleri kullanıyoruz. İnce uçları kullanıyoruz. Böyle değişik aparatları var. Şu da geçirmek için kullanılan. İğneyi geçirmek için kullanılıyor. Özellikle yeni başlayanlar için bunu nasıl anlayabilirler? Hangi tür iğne kullanacaklarını? İşte kumaşımız ince ise ince uçlusunu seçecekler. Şöyle gösterelim. Aynen. Kumaş ince ise ince uçlu iğnemiz. Aynen. İnce uçlusunu seçecekler. Evet. Kalınsa biraz daha kalın uçlusu seçilecek. Bu da iğneyi geçirme, ipliği geçirme aparatı. İpliğe geçirirken de bu şekilde geçiriyoruz. Geçirelim mi ipliğe de? Lütfen. Tamam. O zaman şuradan ben bunu alayım. Şöyle ipliğe geçirelim. İlgi yoğun mu? Evet, çok. Çok talep var. Çok da sevilerek yapılıyor. Şöyle iğnemizi şuradan alıyorum. Şuradan bakın, arkasından çıktı. Şu şekilde. Sonrasında şuradan ipliğimizi geçiriyoruz. Şöyle de bakın iğnenin ucuna çıkmış olduk. Bu şekilde. Yani şu aparat önemli bir aparat. Evet. İğne geçirmekte. Sonra da şuradan iğnenin gözüne geçiyoruz. Oradan da geçirince şöyle. Sonrasında da işlemeye başlıyoruz. Sonrasında başlıyor. Da evet, yaptığımız gibi şurada mı? Neyse. Şöyle şu şekilde, normal kasnakla bile çalışılabilir. Hani şu kasnak olmasa bile, normal elimizdeki kasnağımızla bile çok rahat bu işi yapabiliyoruz. Yani şöyle tutarak. Yani sıralı batış. Yan yana, yan kesik yana. Kesik çizgileri takip edin. Aynen. Çok da yukarı çıkmadan. Aynen. Aynı hizada işlemeye devam ediyoruz. Ya tarihçesinde mesela Punch'ın ilk kuşların kanatlarından yapmışlar. Mısır medeniyetlerinde öyle yapılmış yani. Kuşların kanatlarını kırarak Punch nakışı yapmışlar. Bu da işte ona benzer. Satışa sunuyor musunuz? Peki sergiler düzenliyor musunuz? Evet, sergilerimiz var. Aynen, sergilerimiz var. Sergiler düzenliyoruz. Şöyle. Özellikle Çankaya Halk Eğitim Merkezi bu konuda çok şey, sergilerimizi güzel çağdaş sanatlarda yapıyoruz. Bu sene de olacak inşallah. Bir sergimiz olacak. O zaman orada da daha güzel görüntüler elde edeceğiz. Tablolarınız gibi punchlara da ilgi yoğun mu? Evet, yoğun. Çok yoğun. Çok güzel. Çok seviliyor. Özellikle basit nakış iğneleri de çok ilgi görüyor. Yani basit nakış iğneleri herkesin yapabileceği şeyler olduğu için onlar da gerçekten çok ilgi görüyor. Ama yani çok emek gerektiren bir iş. Evet. Ya daha, her ne kadar böyle basit gibi görünse de daha kolay sonuca ulaşıyoruz. Evet, bunun yapımı emek gerektiriyor. En zorlu işleminiz hangisi oldu? Evet, hesap işi var şurada mesela. Bayağı zorlu ve bayağı emekli bir işimiz. Ne kadar zamanımız hesap işi, aldı? Türk işi. Yaklaşık 8-10 ay zamanımızı almıştır. 10 ay. Burada da yine iğne ipliklerle çalışıldı, evet, değil evet. mi? Evet, evet. Tabii çok ince bir iş. İnce ince yapıldı. Çok güzel. Tek tek. Şu şeyler, aşamalar hep tek 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 işleniyor. Yani her kare tek tek işleniyor bunda. Evet. Öyle bir işleme severek tekniği. Severek yapmak gerekiyor. Evet, aynen. Biraz sabır gerektiren bir iş. Evet. Bunlar hep öğrencilerime ait işler. Öğrencileriniz neler yapıyor? Öğrencilerimiz şu anda basit nakış iğneleri ve bir tane de hesap işi yapan bir öğrencim var arkada. Bir de şöyle tel kırmamız var. Şurada bir de size tel kırma göstermek isterim. Bugün eğer uygun olursa evet, şöyle lütfen. Bir tane de tel kırma yapalım. Alalım. Şöyle çok güzel bir al. Kulluya benziyor. Evet, al bu. Hani
kına gecelerinde evet. gelinler Ay, takar. Bunu da Göknur'cuğum sağ olsun yıllardır uğraşıyor. Çok güzel. Yapmak için. Bu da gerçekten çok şık evet, bir tasarım. Çok şık. Çok şık. Model çıkartmak. Bunu da sayarak model çıkartıyorsunuz. Evet. Sayılarak çıkıyor modelimiz. Şu şekilde. Kursiyerlerimizin yaptığı ürünleri de satıyor musunuz? Yani eğer ortam olursa bazen belediye sağ olsun bu konuda yardımcı oluyor bize. Yerleri belirliyor. Belli yerlerde açıyorlar öğrenciler. Orada satış yapabiliyorlar. Tabii belli prosedürleri var ama giriyorlar ve yapıyorlar. Çok da keyifli oluyor. O zaman yeni evlenecek Peki gelin onlar. Adaylarına da duyurmuş olalım. Aynen bence de duyuralım. Çok zarif pullular. Çok da farklı. Evet, bunu da tek tek böyle kırılan bir iş bu. Tek tek böyle kırılarak yapılan bir teknik. Bu da yani zaman bunlar alan hepsi bir iş. Tek çok zaman alan bir iş. Bayağı zaman alıyor. Ne kadar sürede tamamlandı demiştiniz? Yani bu 2 yıldır falan uğraşıyor ama tabii çok hani fazla. Çok düzenli çalışmıyordur. Muhtemelen ara ara böyle keyif olsun diye aldığı bir iştir. Şu şekilde. Ama çok güzel işlemiş. Evet çok güzel işliyor gerçekten. Ya bütün öğrencilerim bu konuda iyiler. Ortaya geliyoruz. Ortadan tekrar karşıya. Bir artı oluşturuyoruz aslında. Bunun çarpısı da var. Çarpı olarak da yapılanı var. Hı hı. Şöyle kırma hı hı. işlemini yapıyorum şu anda. Adı buradan geliyor. Hı hı. Tel kırma. Bartın'da çok yapılan bir iş. Bartın işi olarak da geçiyor ayrıca. Şöyle. Çok güzel. Şöyle gösterelim evet. izleyicilerimize. Çok güzel. Mümkün Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok farklı ederim. Teknikler, güzel bilgiler verdiniz evet. bizlere. Sizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler? Instagram'ımız var Nilgünce Kağıt Rölyef'ten. Orada da nakışlarımı sergiliyorum. Onlar da orada görünüyor. Arada bir ufak tefek videolar çekiyoruz. Oradan bir şekilde ulaşabilirler biz. Teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Geldiniz. Efendim bugün özellikle panca dair merak edilenleri konuştuk. Farklı farklı iğnelerle, farklı kumaşlarla ne tarz teknikler uygulanıyor hep birlikte gördük. Programı kaçıran izleyicilerimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi YouTube sayfamızdan da bizleri takip edebilirler. Haftaya bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.